En ilginç takımdan ayrılma sebepleri konseptimizin ilk iki bölümünü yayınlamıştık. Şimdi de üçüncü bölümde karşınızdayız. İyi seyirler. Luis Suarez 2014-2020 yılları arasında Barcelona kulübünün formasını giydi. Hatta Suarez, Messi, Neymar üçlüsü tarihin en iyi üçlüsü olarak da hala kabul ediliyor. Uruguaylı forvet hem atıyor hem de attırıyordu. İspanya'da neredeyse kazanacağı tüm kupaları kazandı. La Liga, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kulüpler Kupası ve saymadığım niceleri. Evet, her güzel şeyin bir sonu var. Bunu kabul ediyoruz. Ama 33 yaşındaki Luis Suarez'in yaşlı diye gönderilmesini kabul etmek pek de mümkün değil. Her sezon 20, 30, 40 gol bandına ulaşan Suarez adeta kovulmuştu. Barcelona sonrasında Atletico Madrid'i neden tercih ettiğini de şu şekilde açıklıyor. Bugün birçok insan Atletico Madrid'e neden geldiğimi merak ediyor. Barcelona beni kovdu. Bana artık güvenmediklerini söylediler. O andan sonra karar artık bendeydi, kulüpte değil. Beni istemiyorlardı. Bu yüzden de Atletico Madrid'i seçtim sözlerini kullandı. Dino Drpić 2000-2009 yılları arasında Dinamo Zagreb formasını giydi. Hırvat futbolcunun eşi de Playboy güzeliydi. 2009 yılında Hırvatistan-İngiltere Avrupa Şampiyonası maçında Dino Drpić maç kadrosundaydı. Ancak maçtan saatler önce Maksimir Stadı'nın ışıklarını açtırıp eşiyle beraber Santra noktasına seks yaptı. Hırvat futbolcu da bu yaşananlar sonrasında bu eşimin en büyük hayaliydi. Görevlilerden birkaç arkadaşın bizi izleyebilmesi için ışıkları açmalarını rica etti. Hırvatlar maçı 2-0 yense de bu olay Dinamo Zagreb kulübünün hiç de hoşuna gitmedi. Dino Drpić takımdan gönderildi ve bir daha takıma geri dönemedi. 2 yıl önce Guangzhou Evergrande formasını giyen Han Çoyu'nun sözleşmesi feshedildi ve takımdan gönderildi. Bunun sebebi de arabasının plakasını değiştirirken kameralara yakalanmasıydı. 33 yaşındaki futbolcu arabasındaki E harfinin alt tarafını kazıdı ve onu F harfine çevirmiş oldu. Trafik şube plakada sahtecilikten işlem yaptı, para cezası aldı. Yetmedi, bir tokat da kulübünden yedi. Deneyimli futbolcu her ne kadar pişman olsa da kulübü onu affetmedi ve takımdan kovdu. Neden bunu yaptı diye merak edenler olabilir. Açıklayalım hemen. Guangzhou'da yoğun bir trafik var ve hükümet bunu azaltma çabası içerisinde. Bu yüzden de en fazla üst üste 4 gün trafiğe çıkabiliyorsunuz. 4 gün trafikteyseniz takip eden sonraki 4 gün trafiğe çıkmanız kesinlikle yasak. Birçok taraftar tuttuğu takımın futbolcusu kötü oynayınca sosyal medya üzerinden onu hedef alan paylaşımlar yapıyor. Kaleci Ted Smith de bu yorumlardan nasibini almış isimlerden birisi. 2 yıl önce İngiltere Ulusal Ligi takımlarından Southend takımının formasını giyiyordu. İngiliz kaleci her maç sonrası Twitter üzerinden kendisine yapılan yorumları okuyordu. Bu durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade ederek futbol hayatını noktaladığını söyledi. Bu ben değildim. Zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Fakat sonuç alamadım. Bu soruyu kendime defalarca sordum ve futbolu bırakmaya karar verdim. Umarım söylediklerim başkalarının hayatının futboldan daha değerli olduğunu fark etmelerine yardımcı olabilir demecinde bulunmuştu. Ted Smith'in 18, 19 ve 20 yaş gruplarında İngiltere milli takımının da kalesini koruduğunu söyleyelim. Tolgay Arslan'ın Beşiktaş formasını giyerken Sivasspor maçında acıktığı ve devre arasında dürüm yediği iddia edilmişti. Gelen tepkiler üzerine de kadro dışı kaldı. Tolgay da ortaya atılan dürüm iddiasının doğru olmadığını söyledi. Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsiniz? İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım şeklinde konuştu. Aslında Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalma nedeni çok farklıydı. 5 ay boyunca ödeme alamayınca deneyimli futbolcu da Beşiktaş kulübünü TFF'ye şikayet etti. Beşiktaş kulübü tepki çekmemek için Tolga'yı şikayet etmesinden değil, dürüm muhabbetinden kaynaklı olarak kadro dışı bıraktı ve bir daha takıma geri dönemedi. Harry Kane, Tottenham kulübünde bir efsaneye dönüşse de futbol hayatına Arsenal kulübünde başladı. Henüz 9-10 yaşlarındayken Londra ekibinin altyapısında daha fazla kalmasına izin verilmedi. Sebebi de fazla kiloları. Harry Kane, o günler için babam yanıma gelerek sana bir şey söylemem gerekiyor. Arsenal seni takımdan attı diyerek hayal kırıklığının en üst seviyesini yaşadığını açıklamıştı. Hem de henüz çok küçük bir yaştaydı. Hırs mı, intikam mı bilinmez. Ama Harry Kane o dönem bu kararı verenleri pişman etme konusunda kendisi
kendisinden çok emin ve istekliydi. Atletik ve esnek değil, fazlasıyla da tombul diyenlere gün geldiğinde pişman etti. 11 yaşında ona kulübünün kapısını açan Tottenham, İngiliz futbol tarihinin en iyi forvetlerinden birisi olmasını sağladı. Arsenal kulübünün altyapı direktörü yaşadıkları pişmanlığı dile getirse de iş işten geçmişti artık. Yavaka, Kayserispor'un oyuncusu. 2 sezon önce de kiralık olarak Erzurumspor'a gitti. Erzurumspor Kayserispor maçında da akıl almaz bir kırmızı kart gördü. Hatta kırmızı kart gördüğü maçta rakip takım bonservisinin olduğu Kayserispor takımıydı. Ganalı futbolcu önce sarı kart, sonrasında da itirazdan yine bir sarı kart daha yedi ve 34. dakikada sağ dışında kaldı. Sosyal medyada adeta çalkalandı. Mesut Bakkal maçtan sonra basın toplantısında adeta isyan etti. Yavaka'nın artık takımda yer almayacağını söyledi. Bile isteye kırmızı kart görmekle suçlanan futbolcunun kısa sürede sözleşmesi feshedildi. Hakkında soruşturma açılsa da şu ana kadar bir şey çıkmadı. Kuzey Afrikalı futbolcuların sağ içi ve sağ dışında sıkıntılı olduğu söylenir. Nabil Bentaleb de tam da bu yüzden Schalke takımında daha fazla kalamadı. Alman ekibi yabancı oyuncuların daha hızlı bir şekilde uyum sağlaması için Almanca kurslarına başladı. Fakat deneyimli futbolcu tembellik yaparak bu derslere katılım göstermedi. O gün kursa katılım göstermeyen tek kişi Bentaleb değildi ama kadro dışı kalan tek isim kendisiydi. Haksızlığa uğradığını düşünse de değişen pek de bir şey olmadı. Bangkok FC formasını giyen Aysiret Noyi Chaibon ikili mücadelede rakibinin kendisine vurmasına çok sinirlendi. Noyi Chaibon rakip futbolcunun arkasından koşarak ona çok sert bir şekilde dirsek attı. Rakip oyuncu aldığı dirsek darbesiyle yere düşerken hakem Taylandlı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı. Rakibine attığı dirsek sonrası hem takım arkadaşlarından hem de rakipten tepki gören Aysiret Noyi Chaibon soyunma odasına gitti. Yaptığı bu hareket sonrasında futbolcunun kulübü Bangkok FC maç biter bitmez oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Sahalarda görmek istemediğimiz hareketlerden birisini yapan genç futbolcu da izleyen herkesin de tepkisini çekti. 2017 yılında FA Cup mücadelesinde Sutton United evinde Arsenal'i konuk etti. Amatör küme ekibi Sutton United 2-0 yenildi ve kupaya veda etmek zorunda kaldı. Sutton kulübünün yedek kalecisi Wayne Shaw maça adeta damga vuran isim oldu. 115 kilolu kaleci acıkınca daha fazla dayanamadı ve yedek kulübesinde yemek yemeye başladı. Canlı olarak yayınlanan maçta bu görüntü ekranlara geldi. Wayne Shaw daha önceden de bunu yapmıştı. Bahis şirketleri 45 yaşındaki kalecinin yedek kulübesi yemek yemesine 1'e 8 veriyordu. Yani bu bahise para yatıranlar en az 8 kat para kazandı. Yaşananlar sonrasında İngiltere Futbol Federasyonu da soruşturma başlattı. Futbol dünyasının en eğlenceli isimlerinden olan kaleci için yapılan soruşturmadan herhangi bir şey çıkmadı. Karşılaşma öncesi yedek kulübesini elektrik süpürgesiyle temizlerken görüntülenen Wayne Shaw, Arsenal karşısında ise forma şansı bulamadı. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.